Evet, videoya girmeden önce şöyle yeni gelen 4 üyeden bahsedeceğim size. İsimleri Sabri Ardışık, Beymo Moyu, Mortal Kombat Scorpion ve Muhammed Şahin. Aramıza hoş geldiniz kankalarım. Önceki üyelerimizde Himan Atakeyda, Hasan Avcı, Emir Dengi, X Savaşçı 12, Scorpionist, Rosalia Emilova, Hakan Kantar ve Serdar Ünoğlu. Tekrardan aramıza hoş geldiniz kankalarım. Ve şimdi daha fazla uzatmadan videoya giriş yapalım. Herkese selamlar. Sıfırdan Mortal Kombat Mobile serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben gene geçen oluşturduğumuz hesap vardı ya Sıfırdan serisinde. Onun şifresini değil de e-postasını unuttum abi. Şifresi aklımda, e-postasını bir türlü bulamadım. Muhtemelen kaydetmiştim bir yere ama nereye olduğunu gerçekten çok araştırmama rağmen bulamadım abi. Aradım aradım bulamadım. Her neyse, zaten sıfırdan başlayacaklara bu da bahane olur. Hani yorumlarda görüyordum ben böyle işte hesabımı kaybettim ama başlamaya üşeniyorum falan diyenler vardı. Onlara da bahane olmuş olacak bu. Şimdi oyunu sıfırdan inceğine cinceğine her şeyini anlataraktan yardırıp devam edeceğiz. Şöyle ki başlayalım en baştan. Şimdi ekranda yazan şey şu blok soranlar oluyor. Yorumlarda çok fazla blok soruluşunu görüyordum. Blok yapmanız için ekranda iki parmağınıza tıklamanız yeterli. Yani şunu yapacaksınız, bitti. Şimdi rakibini yok et diyor burada zaten. Üçüncü yeteneğimizi kendisi otomatikman dolduruyor. Ellemeyelim öldürsün abi. İlk şey olduğu için, girişim olduğu için ufak ufak takılmalar olacak. Bu normal. Onu birazdan düzelteceğim ben. Girsin şu savaş otomatik oyunun yaptırması gerekenleri yaptırsın. Ondan sonra şey yaparız. Tamam. Şunu vuralım. Güzel. Sonra bunu vuralım. Oh. Iyi. Finişim normalde hep olsa çok güzel olur da işte hep yok. Keşke hep olsa. Mükemmel ötesi olabilirdi. Fatality diyerekten girdi abi. Evet. New player Agave ismimiz yok. This is your team. Takımınızdaki 3 savaş 3 savaşçı bunlar diyor işte. Takımından 3 savaşçı olanlar bunlar. Bunlar da rakip takımınkiler. Sonra şu ekranda gösterdiği, ok işaretiyle gösterdiği yerler. Bunlar enerji durumun diyor senin. Bunlar da şey yok. Burada da savaşa tıkla diyor. Şimdi hazır olduğunda savaşa tıkla diyor da oraları açıklamaya gerek yok zaten. Direkt girelim. Kel kafalı gel bakalım lan, saçayım senin kafana. Savaşmak sana güç kazandırır diyor. Bakın şu sol alttaki barı görüyor musunuz? Sol altta bir tane ufak bir bar var. O biz savaştıkça doluyor ve fullendiğinde onu kullanabilir. İlk yeteneğimizi kullanabilir hale geliyoruz. Şöyle bir girelim kankacım. Bak girdik, vurduk. Birinci yeteneğimiz doldu. Oradan sol tarafı zaten tıkla diyerekten kendisi gösteriyor. Birinci tini kullanabilmek için ya serbest bırakmak için tıkla diyor special ata. Şuraya tıkla diyor. Tıkladığı yer burası. Aynen. Blok için dediğim gibi iki parmağınızı ekrana basmanız yeterli. Special attacks may have bonus effects like stun. Bak bu dediği şeyler özel saldırıların şey diyor. Ekstra diyor. Efektleri oluyor. Sersemletme gibi özellikleri var. Yakma gibi. Ondan sonra yerine sabitleme gibi. Kanama gibi. Yani çok fazla özelliği oluyor. Onlardan zamanı gelince teker teker bahsedeceğiz. Zaten A'dan Z'ye serisi ayrı bir şekilde gelecek. Bundan ayrı gelecek. Bu sıfırdan serisi ayrı olacak. Artık bu hesabı gidip bir yere yazacağım ve onu kaydedeceğim abi. E-postasını otomatikman kendi e-postama kaydedeceğim. Mesaj atacağım kendime anca öyle. Hani yıldızlı mesaj şeklinde attığım zaman kaybolmuyor. O aklıma gelmedi. Kaybetmem, o kadar salak değilimdir diye düşünüyordum. O kadar salakmışım abi. Devam. İlk başlar böyle zaten. Kendisi otomatik olarak oyun yönergeleriyle sizi belli bir yere kadar götürüyor. Şöyle gösterir. Şimdi şu flip this card, bak buna tıklıyoruz. Karta tıklattırıyor size herhangi bir karakter kartına. Burada birinci yeteneğini yükseltebiliyorsunuz. Özel yetenekliliğini. Burada beleşi yükseltiriyor. Buna tıklayabilirsiniz. Çekinmeyin. Herhangi bir şey almıyor sizden. Sonra savaşa kendisi otomatik giriyor. Hazırız hocam, bırak bizi. Burada takım arkadaşlarınıza tıklayarak onlara geçebiliyorsunuz. Şöyle tıklayayım, direkt geçeyim. Takım diyor ki takım arkadaşlarınıza girdiğinizde onlar hem güç kazanıyorlar hem ekstra iyileşme. Regen diyor da can yenilenmesi diyor da yalan abi. Bence yok yani öyle bir şey. Ben şu ana kadar şahit olmadım bakın. Şimdi şunu canını bir indirsin. Vuramıyor ki, sıfır vuruyor. Vur lan bir, kaç vuruyorsun? Sıfır vuruyor abi, yok. Vurmayı açmamışlar şu an. Hani belki bilmiyorsunuzdur oyunu, hiç bilmiyorsunuzdur. Yenilmeyin ilk başta diye. Bak 22 vurdu mesela bana, canım gitmedi ama can barım azıcık oynasaydı test edebilirdik de bunu. Yani yenileme dediği var ya, milyon saat bekleteceksiniz ki azıcık canınız da olsun, öyle söyleyeyim. Canım hiç gitmiyor bu arada ya. Çok şey yapmışlar. Aşırı kolay yapmışlar burayı. Ulan başlamayalı da uzun süre oldu. Sıfırdan başlamayalı. Evet, 2 level olduk bile şimdiden.
ne diyor? Account level up diyor. Aynen burada şey yapıyor. Level atlamak şey takımı hem bir dakika bir dakika lan. Ha, hesabına level atlatmak takımının enerjisini doldurur diyor. Ulan bir an algılayamadım böyle beynim durdu ya. Girdik çıktık. Güzel. 5000 gold coins buradan aldık. Bu coins dedikleri şey önemli hale geldi daha da. Winning fire. Savaş kazanmak sana coins kazandırır. Bu coinsleri git şeyde markette kart pack açarak harcayabilirsin falan falan diyor işte. Harca diyor daha doğrusu. Bu paketler falan önemli. Oranın bilgilerini de size ayrı ayrı vereceğim. İlerledikçe daha çok hatta bilgisini vermeye başlayacağım. Şu an için çok fazla gerek değil. Altın kazandıkça nerede ne yapmanız gerektiğini teker teker göstereceğim abi. Oyunda sıkıntı yok. Hadi güzel bir şey ver de kanka bize. Yardıralım be. Sub-Zero. Ha. Sub-Zero tank ya bu. Şimdi Martial Arts takım arkadaşlar için %15 can verir diyor bakın. Yani tank gelmesini istemezdim açıkçası. Ben ilk başta saldırıya yoğunlaştığım için biraz daha iyi olabilirmiş gibime geldi. Her neyse çok da sıkıntı değil zaten. Well, basit şeyi bu öğreticiyi tamamladın. Savaşmaya devam et falan filan diyerekten iyi şanslar diyerekten sepetliyor sizi. Aynen buraya geldik abi. Tamam. 2 ile 5 arasında girdiğimiz için bize şey vermiş. Ödül vermiş. Öğlen 2 ile gece 5, sabah 5 arasına kadar herhalde o süre. Şimdi 14.00 ile sabah 5 yani. Later diyelim şuna bir. Buna ihtiyacımız şimdilik yok. Inbox'a bir gidelim. Burada belki beleş bir şeyler verir. Faction Aa güzel. Faction Wars'un şeyini veriyormuş lan direkt başladığımız gibi. Normalde veriyor muydu? Hatırlamıyorum valla. Her neyse 23 ruha ulaştık bile. 15.000 coins. Çok işimize yarayacak bu. Baya baya 20.000 coins'e çıktık bile. O gidelim bir dakika. Bronze peki günlük olarak açmayı unutmayın. Buralarda çok çok önemli. Hani baya önemli hatta. Çıkabilecek bronz karakterler sizin için çok önemli olacak. Kartlar falan hepsi ayrı ayrı önemli. Bugün açılırsa daha da önemli. Açıl artık lan. Yeter ha. Teşekkürler ya. NetherRealm Crusher 10 karakterlerine %20'lik oha oha %20 veriyor muydu ya? %5 %5 geliyordu bunlar. Aa. Bu çok iyi olmuş yalnız. Recovery güzel değil. Ama tamam yani işime yarar. Okey okey. Güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Oni'yi ilk başlarda kullanacağız. Ben genelde Saurion'u kullanıyorum bronz karakterlerde ama. Olsun. Şuralardan bir bahsedeyim. Special Offers'a girdiğiniz zaman size özel teklifler falan oluyor. Bazen bunlar geliyor ama bunları almanızı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü dolar bazında kur tamamen aynı yansıdığı için çok pahalıya geliyor. Yani 184 liraya gidip Johnny Cage'in yani Strike Force Johnny Cage peki almak istemezsiniz abi. Bir de %50 ihtimalle ha bu. Kesin de vermiyor diye biliyorum yani. Ne diyor? Kesin mi veriyor lan? Ha evet veriyormuş lan. Evet. %100 demiyor. Tamam. Aynen. Kesinlikle veriyormuş. Burada peki kesin veriyor mesela bir bakalım. Diamond bak %33 ihtimalle Diamond çıkartıyor bir de. Hani o kadar saçma ki 140 lira vereceksiniz hala %33. %95 falan da %95 olsa bile verilmez de. Yani gene de çok saçma. %10 şuna bak abi. %40 da Diamond. Aa. Diamond karakter kart. Ha bak bu biraz daha mantıklıymış. Parası yönünden hiç mantıklı değil. Onu desteklemiyorum kesinlikle. Ama kartın en azından paketin içeriği mantıklı. Yani 3. kısma geldiğiniz zaman buradan değişimleri görüyorsunuz. 19 liraya 60 ruh falan ama burayı geçin. Önemli olan bizim için şurası olacak. 60 ruha 36.300'e 192, 2000'e 1.500.000 coins kazanıyoruz. Bunlar önemli ileride kullanabileceğimiz şeyler. Ben bunları bazen kullanıyordum. Ne yalan söyleyeyim. Hani altına falan ihtiyacım olduğunda işime yarıyordu. Challenge'larda özellikle ruhu verip geçiyordum. Geçtiğim zamanlar işime yarıyordu. 55.000'e Kenshi vermiş de Kenshi almak çok isterim. Çünkü artık marketten gidip alışveriş yapamıyoruz kafamıza göre. Ama 55.000'imiz yok. Bunu biriktirip Kenshi'yi alabiliriz gerçekten. Ya da 30.000'e başka bir şey açarız bilmiyorum. Buradan da günlük 5 video izleyerek şey yapabilirsiniz. 25 ruh kazanabilirsiniz. Bunu da ek olarak çekiyorum. Videonun herhangi bir kısmına sığdıracağım. Sıkıştıracağım mutlaka. Şuraya giriyorsunuz bakın. İsim yazdığı yer var ya. Hesabını kaybetmek istemeyenler için söylüyorum bunu. Çok önemli. Burası baya baya önemli hatta. İsminizin yazdığı yere giriyorsunuz abi. En altta Warner Bros'un bakın işareti var. Login diyor. Giriş yap kısmı var. Giriş yap kısmına giriyorsunuz. Burada şurada en altta bak sign up using your email diyor. Görüyorsunuz değil mi bunu? E-postanızı kullanarak bir tane hesap oluşturacaksınız. Girdiniz buraya. İlk sıfırdan hesap oluşturanlar için söylüyorum veya 40 levele kadar kastınız ama Google Play ile
Yani Google Play'e buraya giriş yapılmıyor abi. Google Play ile kaldığınız yerden devam edemiyorsunuz. Warner Bros. Hesabı açmak zorundasınız. Onu söyleyeyim. Giriyorsunuz buraya. E-mailinizi girdiniz. Şifrenizi girdiniz. Sonra size doğrulama istiyor. Doğrulamayı onaylatıyorsunuz. Bir tane tik var. Tik'e tıklayacaksınız. Sonrasında next deyip bitiriyorsunuz. Bitti. Kaydoldunuz. Ondan sonra oyuna girerken yine sıfırdan oynamaya başladığınızda Warner Bros. Hesabınızı girerek oyunuzu ilerlemenizi kaydedebilirsiniz. Kendisi otomatik kaydediyor bir yerden sonra. İlk girişten sonra sürekli olarak kaydedebiliyor sizin girişinize. Burası baya baya önemli. Hesabınızı kaybetmek istemiyorsanız mutlaka bunu yapın abi. Şöyle çıkalım. İlk savaşımıza bir Battle Mode'dan girelim bakalım diyeceğim. Quest modu da bir öğreteyim size. Burası baya baya önemli aslına bakarsanız. Şimdi. Aynen güzel kartlar elde edebilmek için çok güzel bir yer burası oyununda dediği gibi. Quest'lere başlıyorsunuz. Start Quest'ten giriyoruz şuraya. Burada herhangi bir kartınızı feda etmeniz gerekiyor. Bunları verdiğiniz zaman challenge'lara falan katamıyorsunuz, aklınızda bulunsun. Challenge'larda savaştıramıyorsunuz. Survivor modda savaştırılabiliyor mu bilmiyorum. Daha önce denemedim. Ama denenebilir. Şimdi herhangi bir kartımızı bırakalım. Zaten hangi kartımızı bırakırsak bırakalım. Burada şey yapacak. Kulaklığı uzaklaştırdım bu arada. %100 verecek. Normalde böyle vermiyor tabii ki. İlk olduğu için bizde %100'e çıkıyor. Onu iyi. Dur lan geri gel. Yanlışlıkla tıkladım şuna. Start Quest diyoruz. Başlatıyoruz questimizi. Burada hızlandıracak zaten kendisi süreci. Claim Rewards. Aynen Rewards. Her neyse onları toplayalım. Ödüllerimizi ödüllerini al diyor. Aldık bitirdik questi. Bakın %10 da bir doluluk kısmı vardı orada gördünüz mü bilmiyorum. Böyle kartlar veriyor size. Aynı şekilde bir kere daha yapabiliyorsunuz bunu. Başlangıcı özel bu tabii ki. %30 dediğine bakmayın yine aynı şekilde fulletiyor. Buradan başlıyoruz. Sıfır ruh diyor. Burada beleş bir şekilde iki kere yapabiliyorsunuz. İkinciden sonra 4 saat bu arada bekletiyor, haberiniz olsun. O üçüncüyü yapmayın yani. İlk başlarda yapmayın. Sonrasında yaparsınız. Biraz karakter edindikten sonra buraya girmek daha mantıklı. Tamam victory diyerekten. Bak mesela common shuriken aldık. Bu işimize yarar shurikenler. İşe yarıyor. %15 unblock edilmişten sonra basit vuruşlarımızda %15 bloklanamaz atak veriyormuş mesela. Bunlar önemli. Set yaptığımız ekstra bonuslar veren şeyler de var. Tamam. Dördüncüye şuradan bakın. Tekrardan girmiyorum. Bu sefer 4 saati gerçekten bekletecek çünkü. Video ortasında olduğum için bunlara girmeyeceğim. Sonrasında yapacağız bunları. Daha da göstereceğim size oraları. Survival moda hiç girmiyorum. Oraya girmeye değinmeye gerek bile yok. Şuradan girip biz kulemizi yıkalım. 5. savaşa kadar gitsek mi bilmiyorum. Ama öncelikle dur. Edit team çiğne şu edit team'e tıklayaraktan edit team yazıyor ya. Ona tıkladığınızda giriyorsunuz. Takımınızı buradan değiştirebiliyorsunuz teker teker. Her takım kendi içinde güçlü falan filan diyerekten boş yapıyor. Şunları geç. Buradan şunu alalım biz bir. Şuraya 272-252. Surgeon'tan daha iyi abi. Şuraya kullanacağım. Şuradaki Present kısmını da göstereyim. Burası da işinize yarayabilir. Şöyle giriyorsunuz. Save Present diyor ya bakın şuradan. Load mı? Load diyemiyoruz çünkü. Herhangi bir şey kaydetmedik. Buraya girdiğimizde bu kendi şeyimizi oluşturduğumuz, nasıl diyeyim, takımlarımızı oluşturduğumuz kısım kaydedip hızlı bir şekilde takım değişimi yapabiliyoruz. Burası önemli. Şöyle girdik mesela takım 1 yerine ben şuraya ne gireceğim? Şeyde kendine kullandığım şeyler bunlar bakın. Bronzu yapıyorum. Bronzu challenge'larda falan kullanıyorum ben. Bronz kısım olan yerler var ya orada kullanıyorum, işime yarıyor. Aynı zamanda gümüş yapıyorum. Bir tane de altın ayarlıyorum veya martial art şeklinde yapıyorum. Onları göstereceğim size. Bronzu seçtiniz. Buraya mesela şunu kaydedebilirdim istesem. Buradan load dediğim zaman mesela direkt bronz olaraktan bunu gösteriyor. Takımın ismini değiştirebilirsiniz tabii. Bronz yazdınız diye hepsi bronz olacak diye bir şey yok. Kafanıza göre değerlendirebilirsiniz orayı. Tıkladığınızda otomatik olarak bu takımı size veriyor. Şuradan da isterseniz tıklayıp silebiliyorsunuz. Bakın otomatik silin direkt tıkladığım gibi. Kendi kendine silindi. Yüklediğinizde de aynı şekilde takımlarınızı görüp girebiliyorsunuz. Buradan çıkalım şimdi. Çok fazla boş yaptık burada. Tamam. İlk savaşımıza girelim abi. Yardalım. Gümüşümüz 1 level. Gir bakalım. İlk başta da size tavsiyem yapabildiğiniz kadar Faction Wars yapın. Faction Wars'ta gelişmek önemli çünkü Faction Wars'ta hiçbir gücünüzün hiçbir önemi yok. Ne kadar güçlü olursanız o kadar güçlü rakip geliyor. Ne kadar güçsüz olursa takımınız ona göre geliyor. Aklınızda bulunsun. Ama yüksek kartlar kullandığınız zaman verdiği XP artıyor. Leveliniz yükseldikçe tabii ki. Levelinize göre dengeli olarak geliyor. Aklınızda bulunsun bunlarda. Otoyu kullanabiliyor muyuz bilmiyorum. Bir tıklayayım bakayım. Abi 20 level ve üstü olmamızı istiyormuş bak ya 20 siz eziklere göre değil diyor oto için. Tamam. Önemli değil zaten ilk başlarda çok kullanılmaya açık bir şey değil otomatik vuruş. Çünkü
takım biraz ne derler güçsüz olduğu için otovuruşla şey yapamıyorsunuz yani karşı rakibi öldüremiyorsunuz. Yüksek levellerde çok daha işinize yarayabilecek bir şey bu. Şöyle bir vurabileceğim mi? %95'te kaldık tüh lan. Tamam. Bunu da şey yapalım. Birazdan Faction Wars'a savaşmanız gereken yeri de göstereceğim. Burada iki savaş yapalım sonra Faction Wars'a gidelim. Hani dişimize göre rakip geldiğini görmenizi istiyorum abi. Ondan çekiniyorsunuz hepiniz. Yorumlarda böyle şey yazıyordunuz işte. Benim de öyle takımım olsa ben de giderdim. Birinci olurdum. Yenerdim Faction Wars'ta. Alakası yok. Dediğim gibi tamamen gücünüze göre veren bir yer. Bazen saçma salak eşleştirme yapabiliyor. Ona yapacak pek bir şey yok. Hani çok üstünüze veriyor gücünüzün. O zamanlarda yeniliyorsunuz yani. Yapacak pek bir şey olmuyor. Dengesizliği tutuyor bazen oyunun da. Çok nadir oluyor bu. Hani yüksek levellerde daha çok. Onu söyleyeyim özellikle. Yükseksin dedim ben az önce. Biraz söyleyemedim sanki ona ama yanlış söyleyememek oldu. Her neyse. Yardır kankacım. İlk savaşımızı yaptık. Şuradan bir çık lan. Tamam. Burada Battle Mode'da ilerleyerek kule yıkıp 3000 altın veriyordu sanıyorsam. Sonrasında 5000'e çıkıyordu. 3 redi ruh veriyordu. Böyle böyle ilerleyebilirsiniz. Level kasmanın ilk başta en kolay yolu Battle Mode'dur. Battle Mode'da yardımınız gerekiyor. Single şu Linkoi Tower'a falan hiç girmiyorum bile. Yapabileceğimiz bir seviyede değil şu an onlar. Shao Kahn's Tower'a bir bakalım. Belki gücümüz yeter bilmiyorum. Ruh biriktirmek önemli. Tamam yeni. Talent Street. Bu talent ağacından falan yetenek ağacından güçlenebiliyoruz. 400-370 falan diyor. Bunları şu an için yenebiliriz. Sıkıntı olmaz. İlk 10 maça kadar galiba idare eder bizi. Ama ondan sonrasında güçleneceklerdir. Bir şey yapamayız. Şöyle şeye geldik. Bakın burada username. Aa ismimiz. Önceki ismi bu arada ezbere biliyorum. İlk girdiğim videoma baktım. İsmimiz aynen şu şekildeydi abi. Hemen girelim bakalım. Hop. Bir de sonra şu. Üçün yanındaki biri görmeden rahat edemiyoruz tabii ki de. Hemen yapıştırıyoruz. Tabutçu 31. Of lan ne kadar güzel bir isim şu ya. Koyduğum en güzel isim bu. Ben White Lotus'u seçiyorum. Sebebini size anlatacağım. Thunder God Raiden. Raiden'dan dolayı değil ama beyaz çiçeğimizi seçelim bakalım. Girelim şöyle. Burada önemli olan kısım... Dur kanka tamam aynen bırak. Şu leaderboard'a bir gidelim. Bakın. Taktiği size söyleyeyim abi. En son değişmediyse yani. Her zaman burası daha az oluyor. White Lotus'ta bakın en fazla kasan kişi 20 milyon kasmış. Şöyle gidelim be. Yana kay bakayım. Hadi lan bugün Special Force'da 20 milyon kasmış. Yakınlar ama ikincisi 16 milyondu White Lotus'un bakın. O dikkatinizi çeksin. 20 milyonu 16 milyondu. Diğeri 20 milyonu 19 milyon. Devam edelim. Special Forces. Aa lan salak olduk iyi mi? Normalde White Lotus çok daha az oluyor. Bilginiz olsun bu arada. Bu seferlik fazla olmuş. Niye öyle oldu bilmiyorum. 18 milyona düşmüş Linkuei'nin leaderboard'su. Normalde dediğim gibi baya baya fark oluyor zaten aralarında. Bak 28 milyon mesela. Brother of the Shadow şey Brotherhood'un şeyi gölgesi falan kardeşlik ne ya lan o gölge kardeşliği ha Black Dragon'da 24 milyon dediğim gibi Linkuei bu sefer düşük kalmış ama genelde White Lotus en altta oluyor puanları ne kadar az olursa bunların puanları yani az olan yere giderseniz sizin için o kadar iyi çıkabileceğiniz en yüksek yere çıkabiliyorsunuz demektir hayvanların arasına girmeyin yani gidip de şurada nerede o gölge kardeşliğinin şeyine girerseniz takımına 28 milyon var. Bu adamı geçme ihtimaliniz zor oluyor. En fazla 15'se baksana. 15 savaş üst üste kazanan manyaklar dolu burada. 11'lisi var 7 milyon 200 bin puan kasmış. Yani fazla. O yüzden az olan yeri bulun. Oraya girin abi. Ben White Lotus'ta kalıyorum her zaman. Çıkmayacağım şu anda. Şimdi Quick Battle'a bir girelim. Bakın şuradan göstereyim. Bu Normal Battle aslında da Quick Battle diye yazmış. Niye öyle oldu bilmiyorum. İsimleri mi değişmiş bunların? Bana mı öyle geldi? Evet confirm diyelim bir dakika bir çıkalım. Aa hepsi Quick Battle olmuş lan. Normalde Quick'ti, normalde Hard'tı, ne burası sonuncuyu hatırlamıyorum. Sonuncuda hayvan gibi bir şeydi ama. Çok daha zor oluyor tabii. 7. Savaş bayağı bir zorluyordu. Bakın 380 şeyim falan var. Karşıya da gelen takımı görüyorsunuz zaten. 350, 400'lü falan gelmiş. 200'lü gelmiş hatta bak. Yani kendi dişimize göre geliyor. Girelim hemen. Bu videoda bu arada çok fazla konuşmuş olacağım. Çünkü aralıksız bilgi vermem gerekiyor. Sıfırdan anlatacağım için. Detaylı anlatım serisi abi bu. O yüzden bazı rahatsız olacak kişiler olabilir. Yapacak bir şeyim yok ona. Elimden geldiği kadarıyla size öğretmek istiyorum her şeyi. Tabutçu 31'i yenebileceğini mi sandın ha? Aşağılık serseri. Gel bakayım şunu bir al. Sana şöyle bir %100'ü gömelim biz kanka. Tak! Vurduk mu? Tak. Güzel. Şunu vur. Tak yaptık mı böyle? Yardır bakalım.
Dur şimdi şeydi. Ah, blokta kaldım da oyunun blok bozma şeyi vardı, unuttum onu. Bak 8-8 vuruyor mesela. Bu bildiğiniz şey abi, Faction Wars. Faction Wars'a savaşmak zor falan değil. Online rakipler bunlar. Yani online rakiplerin takımları, öyle söyleyeyim. Bot takımlar gelmiyor. Oynayan kişi bilgisayar oluyor çoğu zaman ama adamın takımı oluyor yani. Bilgisayar tarafından oluşturmuş takımlar değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Gücünüze göre dengeleniyor her zaman. 3 level olduk bak. Burada da mesela bayağı bir XP kasılabiliyor. Burası ve Battle Mode bayağı önemli. Hızlı bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. 5 ruh verdik. Takımımız level atladığı için, hesabımız level atladığı için enerjimiz fullendi. Üstüne 5 ruh aldık. Bunlar da önemli. 600. Bu arada çok az kasılıyormuş o şey. Survival Mode bayağı bir önemli. İkinci savaşımıza gelelim. Yine ortalama güçlü geliyor. Fark ettiyseniz birazcık daha güçlüler. İkinci savaş olduğu için. Üçüncü savaşta bir tık daha güçlenecekler. Böyle böyle ilerliyor. Yedinci savaşı size ayarlandı artık. En zor kısım orada geliyor zaten. Fight dedi. Yardırmaya başladım. ANG 31. Kardeşim benim be. Adam bu kim lan? Aranızdan birisi mi yoksa? bu Türk abi. Hani ben yabancılarda başka böyle esprinin döndüğünü hiç görmedim. Şunu al bakayım kanka. Bu boşu bir tek biz yapabiliyoruz yani. Şöyle bir yendik. Bu arada az öncekilerin karakterlerin güçlenmesi bizim level atlamamıza göre de değişiyor. Mesela ben level atladığım için aynı zamanda karakterlerim de level atlıyor. Ona göre güçlendirdi karşı rakibi. Hani öncesinde mesela 400 candayken, 400 canın başındayken 200'lü can verdi. Ama şimdi 500'lü can veriyor karşı rakibe. Onu demek istiyorum. Size göre güçleniyor yani. Bunu vur kanka. Freeze block. Ha, dondurucu dondurmayı bloklamış bak. Adi. Al şunu. Şunu da vur bakayım. Güzel. Yapma yapma, onu yapma. Oğlum canımız bayağı gitti. Dur şuna geçelim. Sıçtın mı suratına böyle? Aynen. Rahatlarız. Şunu da al kanki. Vur bakayım şunu bir. Güzel. Yardır. Tokadı koyalım sana şöyle. Hop. Faction Wars'a dediğim gibi bol bol girmeye çalışın. Battle Mode'da bol bol yapmaya çalışın. Survivor Mode'a girmeyin. Orayı yani nasıl diyeyim, 60 level olduktan sonra falan girilebilir oraya. O derece hani zorlayabilecek bir kısım. O yüzden aklınızda bulunsun. Günlük görevlere değineceğim birazdan. Onlar da yeteri kadar önem taşıyorlar. Evet, şuradan da 3. savaşa girelim, hemen yardırmaya devam. Sub-Zero'nun yüzündeki leke ne kadar güzel ya. Şuna baksana bir dakika, dur bir kımıldamayayım. Adam suratıma sıçmazsa bakacağız tabi. Evet, çok güzel görünüyor abi. Harbiden hoşmuş. Aldo Grablablo, bu nasıl isim lan böyle? O ne isimdir? Yiğidim. Şunu bir al bakayım, şunu dondursak seni bir. Tokat manyağı etsek nasıl olur? Çok güzel olur bence. Şuna girelim. Birazcık da bununla oynayalım. Garip lan. Shiroraya dedi mi lan bu? Takidası bunun güzel de kendisi bok gibi ya. Linkoid mi lan yoksa? Adını unuttum lan Char'ın. Nasıl olabilir lan bu? Mümkün olabilir. Az önce ismini gördüm girerken. Evet. Alzheimer'lık da başladı birazcık galiba. Şunu da al kanka. Tak diye vurduk mu? Şunu da vuralım. Ama ölmüyorsun sen kardeşim. Niye böyle ya? Blokta kalmadı. Öldüreyim seni. 160 canı kaldı. Canı kaldım. 160 vurdum. Evet. Bu kısım görebileceğiniz üzere böyle. Bir de şeyden bahsedeceğim size. Günlük ödüllerden. Onları yapmanız da işinize yarayabilir. Yine level mi atladık biz? Aynen, level atlamışız. Birazcık da kazandık. Çok güzel abi. 30.000 şeyimiz doldu. Coins'imiz doldu. Bunu da biriktirmeye devam edelim. Şimdi günlük görevi. Objectives yazıyor. Bakın şu sol tarafta göstereyim hemen girmeden. Sol kısımdan soldan 3. Gördüğünüz gibi oraya giriyorsunuz. Girdiğinizde günlük daily objectives denen şeyler var. Giriyorsunuz buraya. Tüm günlük görevleri tamamladığınızda size 3 ruh veriyor. Gün şey sabah 5 yok, sabah 5 değil bu. Akşam 5 ile sabah 5 ile öğlen 2 arasında girerseniz 3 ruh veriyor. Öğlen 2 ile akşam 5 arasında girerseniz 3 ruh veriyor. Yani 24 saatin içerisinde 12 saat 12 saat farklı zaman dilimlerinde girerseniz size 6 ruh vermiş oluyor. Toplamda 2 bronze pack açarsanız, bu arada ben bir tane açtım. Bronze pack'ten 0-2 diyor. Ben açmadım. Bana vermiş lan bunu, nasıl oluyor bu? Ben bir tane açtım ama bilmiyorum, birazcık garip. 0'a 2 açmadım gösteriyor beni. Ha, vermemiş bunu. Ama tik atmış, salak mısın oyun, bu ne ya? Neyse. Bunu yaptığınızda 1000 coins veriyor size. Herhangi bir özel yeteneğinizi, X'liğinizi veya bu pasifinizi falan yükselttiğinizde gene 1000 coins veriyor. Satın alma veya destekleyici kartlardan satın alıp veya yükseltirseniz 1000 coins veriyor. Herhangi bir karakterinize level atlatırsanız 1000 coins veriyor level up kartı kullanaraktan. Evet. Aynen. Herhangi sahip olduğun kartta bir tane level atlatacaksın karaktere. Ona 1000 ruh veriyor, 1000 coins veriyor. Challenge modda, battle modda veya relikantta
3 maç kazanınca 3000 coins veriyor. 7 maç kazanınca 2 ruh veriyor. 12 maç kazanınca 4 ruh veriyor. Faction Wars'ta bir tane savaş yendiğiniz zaman 5000 coins veriyor. Survival modda herhangi bir... Bir dakika lan dur. Ha, Survival moda gireceksiniz. Bir tane savaş kazanacaksınız. Size 5 ruh verecek. 1000 savaş puanı kazandığınızda Faction Wars'ta size 15 şu özden, kristal öz dediğim öz mü o? Ne oluyor? Blood Rubies, kan taşı. Kan taşından veriyor size. 3000 de coins veriyor. 25.000 kazandığınızda 20'ye 4000, 50.000 kazandığınızda 30'a 5000 veriyor. Şu Grow Pack dedikleri büyütücü büyüme paketleriyle ilgili konuşalım. Bunları ben pek önermiyorum. Ama aldığınız zaman level 1 olduğunuzda otomatikman size 240 ruh veriyor. 2 ile olduğunuzda 100 falan diyerekten böyle böyle gidiyor. Level 10'a kadar 1140 ruh veriyormuş abi. Bayağı da fazlaymış bu arada. Bunu aldığınızda 2750 ruh veriyormuş ama 130 lira, 21-30 falan. Çok fazla ruh veriyor ama çok da fazla para bunlar. Bence israf abi, gerek bile yok. Kendiniz yavaş yavaş kasarsınız. Acele etmenin anlamı yok. Hile yapmanın falan anlamı yok. Bunlar anlamsız şeyler. Bug olduğunda böyle arada bir gönlümüzü tazelemek için ben size atıyorum ama bug da şu aralar çıkmıyor zaten. Öyle bir şey olacak olursa ufaktan yine bildirmeye çalışırım size elimden geldiği kadarıyla. İlk videonun kodu ne olsun? 191 olsun. Böyle verelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.